Evet arkadaşlar, ikinci testimize başlıyoruz. DNA'nın bir iplin üzerindeki kodonlara uygun olarak RNA sentezine transkripsiyon deniyor. Yani DNA'dan RNA sentezine arkadaşlar transkripsiyon diyoruz. Transkripsiyon sırasında diyor hangisi gerçekleşmez. Yani biz ne yapıyoruz? RNA zinciri kuruyoruz, tamam mı? Bu RNA zinciri kurarken diyor ne gerçekleşmez? Ortamdaki su miktarı artar. Niye? Çünkü biliyorsunuz RNA sentezi arkadaşlar nükleotleri bağlıyoruz ya birbirine. Aynı zamanda nükleot arasındaki işte içindeki bağlar da var. Glikozit, ester bağlar. Bunlar dehidrasyonla oluşuyor. Su açığa çıkar. Bunu çizebiliriz. RNA polimerazı arkadaşlar kullanılır ama miktar değişmez. Riboz şekerinin sayısı azalır çünkü yapısına katılacak RNA'nın. Kimin arkadaşlar? RNA'nın yapısına katılmadığı için bunun sayısı azalmaz ama fosfat da gene yapıya katıldığı için sayısı azalacak. Bir diğer sorumuz arkadaşlar, DNA'nın yapısal modeli gösterilmiş. Bakalım arkadaşlar. Diyor ki bize bu bağlarla ilgili diyor hangileri söylenebilir. Arkadaşlar bağlara baktığımız zaman 4'teki bağlar nedir? Zayıf hidrojen bağı. Zayıf hidrojen bağları bunlar. Bakın bir nolu bağ hangisidir? Glikozit bağıdır. Glikozit. 2 nolu bağ ester bağıdır. 3 de arkadaşlar nedir bakın? 2 nükleotiti bağlayan fosfodiester bağlarıdır. Tamam diyor ki 1-2-3 numara bağlar RNA moleküllerinde de bulunur diyor. RNA'da ne var arkadaşlar? Bir dediğimiz glikozit, zaten ester ve fosfodiester, RNA zincir ya. RNA'da olmayan nedir arkadaşlar? Yani hepsinde olmayan zayıf hidrojen bağlarıdır. Bu doğru arkadaşlar. Glikozit bağ 1'dir diyor, doğru. 4 numaralı bağ üçlü zayıf hidrojen bağdır diyor. Üçlü zayıf hidrojen bağı gördüğünüz gibi guanilestozin arasında. 3 numaralı fosfodiester bağ sayısı DNA moleküllerinde nükleotit sayısına eşittir. Arkadaşlar nükleotit sayısına eşit olmaz. Burada gördüğünüz gibi burada kaç tane fosfodiester bağ var bakın. 1, 2 tane burada var değil mi? Şurada gene arkadaşlar 2 tane var. Ama kaç nükleotit? Bak 4 tane bağ var burada. Ama zincire baktığımız zaman 6 tane nükleotit var burada. Dolayısıyla bağ sayısına eşit olur diyemeyiz nükleotit sayısı. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Bir nükleik asit zinciri üzerinde bulunan bağ çeşitleri diyor numaralandırılmış diyor. Evet burada arkadaşlar bu fosfodiester bağı değil mi? Fosfodiester bağı. Ondan sonra şu bağ neydi arkadaşlar? Ester ve fosfoester bağı. Şu da zaten glikozit bağı arkadaşlar. Glikozit bağı 1 olacak. Ester bağımız da ne olacak? 2 olacak. Cevabımız arkadaşlar Adana olur. Arkadaşlar dördüncü soruda bir bakteri hücresi sırasıyla farklı azot izotopları 14 ve 15 içeren üreme ortamlarına konulup her bir üreme ortamında bir kere bölünmesi sağlanmış diyor. Yapılan deney sonucu elde edilen bakterilerden bazılarının diyor DNA'ların azot bakımından melez, bazılarının ise avrulu gözlemiş. Şimdi arkadaşlar bunlar şıklardan gidip bunları denememiz lazım. Diyor ki başlangıçtaki bakteri DNA'sı ağır azotluysa birinci bölünme ortamında ikincide de ağır azotlar var. Yani şimdi DNA'mız bizim ağırsa arkadaşlar birinci ortam ağır, ikinci ortamda ağır olursa zaten burada melezin oluşma şansı yok değil mi? Yani ağır azotlu bir DNA'yı şöyle bakın. Ağır azotlu şöyle kırık gösteriyorduk ya biz. Bunu arkadaşlar ağır azotlu ortamda eşleşseniz oluşan bütün DNA'lar ne olur? Ağır azotlu olur değil mi? Dolayısıyla bunu arkadaşlar bir doğru olma şansı yok. Başlangıçta bakteri DNA'sı normal azotluysa, yani şöyle bir DNA'mız var bizim, tamam mı? Tamam, diyor ki birinci bölümde ortam ağır. Ortam ağırsa arkadaşlar ne olacak? İki tane melez DNA'mız olacak. Evet, sonra ne olacak? İkincideki ortam normaldir diyor. İkincide ortamımız normal olursa arkadaşlar burada ne olur bakın? Ortamımız eğer normal olursa buradan normaller oluşur değil mi? Bundan sonracığıma melezler oluşur. Bakın normal ve melezler oluşur. O yüzden bize de diyor ki bazıları melez, bazıları ağır olması lazım. Dolayısıyla her ikisi normal olan zincir oluşmaması lazım diyor. Demek ki o da olmaz arkadaşlar. Sonra ne diyor? Başlangıçta bakteri DNA'sı ağır azotluysa, evet bakterimiz ağır azotlu olsun şöyle. Sonra ne diyor bize? Birinci bölünmede ortam normal. Şimdi normal olduğu zaman arkadaşlar birinci bölünmede ne olacak? Eşlenmede melez DNA'larımız oluşacak. Güzel. İkideki ortam da ağır azotludur. Şimdi bu ortam ağır olursa arkadaşlar ne olacak? Bakın bunu ikinci kez işlediğimiz zaman işte ağır, ağır.
Şunun karşısına ağır gelecek, melez olacak. Sonra şundan da arkadaşlar bir tane ağır oluşacak. Bir tane de melez olacak. Ha bak işte bazıları ağır, bazıları melez oldu. Bizden istediği de zaten bu arkadaşlar. Derine bakalım isterseniz. Diyor ki eğer ağır azotluysa 1 ve 2'deki ortamlar normaldir. Arkadaşlar bunu eşlediğiniz zaman 2 defa ağır ortamda dolayısıyla iki zincir normal olanlar oluşacağı için bizden bu istenmiyor. Başlangıçta bakteri DNA'sı normal azotluysa diyor, birinci bölünmedeki ortam normal, ikideki ortam ağır azotludur. Yani normalse diyor, normal olunca zaten orada iki DNA normal oluşacak. Sonra ne diyor, ortam ağır azotlu. Bundan sonra oluşacak olan hepsi arkadaşlar melez olur değil mi? Dolayısıyla hepsi melez olacağı için bu da istenen durum değil. Beşinci soruda arkadaşlar DNA molekülüyle ilgili olarak diyor hangileri tüm canlılarda ortaktır diyor. Arkadaşlar iki zincir arasındaki mesafe arkadaşlar tüm canlılarda ortaktır. Bu doğrudur. Nükleotit dizilişi arkadaşlar aynı olsa zaten hepimiz aynı olurduk. Bir ipikte iki nükleotit arasındaki mesafe yani şöyle diyor. Şuradaki diyelim adenin ile şuradaki tim arasındaki şu mesafe arkadaşlar. Bu da nükleotit arasındaki mesafe aynı olur. Nükleotit çeşitleri arkadaşlar. Tabii ki 4 çeşit nükleotit var. Tüm canlılarda DNA için denebilir arkadaşlar. Altın soru arkadaşlar DNA ve RNA çeşitleri düşünüldüğünde aşağıdaki hangisi bu iki molekül için geçerli değildir diyor. Arkadaşlar protein sentezine görev alıyorlar. Şeker var yapılarında hepsinin. Adenin var zaten. Ester bağı var. Tüm hücreleri demek istiyor herhalde arkadaşlar. Normalde tabii ökaryotlar da hücrelerde çekirdekle üretiliyor ama prokaryotlarda çekirdek bulunmadığı için arkadaşlar bunun için ciddi olarak söyleyemeyiz diyebiliriz. Bir diğer soruda arkadaşlar grafikte X bakterisi ile benzerlikleri fazla olan ve eşit sayıda nükleotit içeren DNA'lara sahip KLMN tür bakterilerinin X ile farklı dizilişteki baz yüzdeleri yani bu farklı miktar farklılıkları gösteriyor şunlar arkadaşlar. En farklı neymiş yani bizim X bakterisine? Dolayısıyla buna en yakın benzer tür nedir diyor. Bu yanlış olur değil mi? Çünkü farklılık çok fazla ondan. Demek ki birbirlerine uzaktırlar akrabalıkları. X ile diğer bakterilerin ortak genleri vardır. Şimdi tabii farklılık var ama ortak genler de var demek ki. Yani bu tabii rakam %100 farklı demiyor zaten. Böyle bir rakam da vermemiş. Ortak genleri olduğu söylenebilir. M ve N'nin diyor ortak genlerinin sayısı diyor. M ve N'nin ortak gen sayısı X olan ortak genlerinden daha fazladır. Arkadaşlar bu X'i olan farklılıkları, birbirlerine olan farklılıklarla ilgili arkadaşlar bir yorum yapamayız diye düşünüyorum. Cevabımız yalnız 2 olacak. Bunu da 2 yapalım şöyle. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. DNA molekülü aşağıda verilen yapıların hangisinde bulunmaz? Mitokondrinin kendi DNA'sı var. Çekirdekte var. Sitoplazmada arkadaşlar prokaryotlarda DNA bulunabilir. Kloroplastin kendi DNA'sı, RNA'sı var ama Golgi'de arkadaşlar yönetici molekül bulunmaz. Arkadaşlar 9. soruda prokaryot hücrede yer alan DNA'da replikasyon için bir başlangıç noktası varken ökaryotlarda çok sayıda oraya yani başlangıç noktası vardır diyoruz. Diyor ki fazla sayıda replikasyonun orijinin oluşturulması nedeni nedir arkadaşlar? Bunu hangisi açıklayabiliriz diyor. Arkadaşlar tabii ki prokaryotların DNA'sı kısadır. Bir noktadan başlayınca arkadaşlar kendini eşleyebiliyor ama ökaryotların DNA'sı buna göre çok daha uzun olduğu için prokaryotlara göre o yüzden birçok yerden başlaması lazım ki eşlenme tamamlanabilsin. Sonra ne diyor? DNA polimerazının nükleot eklemesinin daha düşük olması. Aynı şekilde arkadaşlar ökaryotların DNA polimerazı prokaryotlara göre daha yavaş çalışıyor. Bu bir nedeni de arkadaşlar budur diyebiliriz. Bir hücrede DNA replikasyonu diyor. Hangi gerçekleşirken kesin olarak meydana gelir? Yani büyüme sırasında büyüme ne demek arkadaşlar? Bir hücrede bakın bir hücrede diyor DNA replikasyonu. Şimdi bir hücre dediğim arkadaşlar bu tek hücreli olabilir. Tek hücreli bir canlı arkadaşlar DNA kendini eşleyerek büyüme olmaz. Dolayısıyla ancak onlarda büyüme dediğimiz olay sitoplazmanın organların artması yani. Transkripsiyon yani yazılma diyor. Arkadaşlar yazılma sırasında DNA zaten kendini neden eşlesin? Bunun DNA replikasyonuyla transkripsiyon arasında doğrudan bağlantı yok. Protein sentezine de aynı şekilde bakın.
Protein sentezi sırasında arkadaşlar DNA kendini eşlemez. Transkripsiyon, translasyon falan gerçekleşiyor. Ama arkadaşlar bir hücre bölünürken değil mi? Kesinlikle DNA'sını eşlemesi gerekir diyoruz. 11. soru arkadaşlar, nükleotit yapısı gösteren moleküller ile ilgili diyor, hangileri ortaktır? Kimler arkadaşlar nükleotit yapıda bulunabiliyorlar? Bakın DNA ve RNA arkadaşlar bu yapıdadırlar. Burada arkadaşlar bizim ATP ile arkadaşlar bu kapsama sokabiliriz değil mi? Adenozin monofosfat, adenozin difosfat. Adenozin monofosfat nedir zaten? Bir nükleotittir yani. Polinükleotit arkadaşlar DNA ve RNA zincir kurabilir ama ATP'ler veya adenozin monofosfatlar zincir kuramazlar. Böyle bir şey yok değil mi? Veya işte ATP zincir diye bir zincirden bahsedemeyiz. 5 karbon şeker içer mi diyor. Hepsinde arkadaşlar ne var? Deoksiriboz, riboz, riboz değil mi? Şeker var. Tek halkalı baz bulundurma. Şimdi adenin bazı var arkadaşlar ATP'de ya. Adenin biliyorsunuz pürindir. Yani çift halkalıdır. Dolayısıyla ATP'de tek halkalı baz bulunmaz. İnorganik molekül içermediği arkadaşlar üçünde ne var? Fosfat grubu var. Cevabımız arkadaşlar bursa olacak. 12. soruda arkadaşlar bazı enzimler verilmiş. Diyor ki bu enzimler hangileridir diyor. Diyor ki DNA sarmalını belli noktadan açar diyor. Arkadaşlar DNA enzimi gördüğünüz gibi DNA arkadaşlar parçalayan enzimdir zaten. Bunu da arkadaşlar DNA'yı parçaladığı için bu madde altından alabiliriz. DNA nükleotitlerini birleştirerek polinükleotit oluşturan bu DNA polimeraz enzimidir. DNA polimeraz enzimidir. Diyor ki DNA karşısında RNA zinciri kuran, bakın ribonükleotit kuran, bu da nedir? RNA polimerazdır diyebiliriz.